Sırbistan'a Horgoz sınır kapısından girdikten sonra A1 otobanında 20. kilometrede Avrupa'daki gurbetçilerin ilk durağı olan Europetrol, 22. Viyana Congar Mobil Haşim Congar, ailemizle Türkiye'ye gidiş veya Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu Cep Telefonu uygulaması 2024 Sıla yolunu sunar. 2024 yolunu sunar. 2024 Utkan TV Türkiye yolu 1. bölüm Avusturya yolu başlıyor. Utkan TV Utkan, Utkan TV Türkiye yolu 1. bölüm Avusturya yolu başlıyor. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması olarak herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Sıla yolu 2024 yol çekimlerine Avusturya'nın başkenti Viyana'dan başladık görmüş olduğunuz gibi. Avusturya'ya girdiğiniz zaman araçlarınızın farları 24 saat açık olmalıdır. Avusturya'da otobanlarda hız sınırı 130 zaten sizler de görüyorsunuz çoğu yerlerde radarlar sık sık radar kontrol yapılmaktadır. Artı mobil radarlar da vardır efendim. Avusturya'da akaryakıt fiyatları dizel 1.60 civarında, benzin ise 1.60 Euro civarında otobanlardan yakıt almamanızı öneriyoruz. Otobanlarda yakıt fiyatları 2 Euro'nun üstünde 2 Euro 10 sent civarında. Yani bir depo otobandan doldurduğunuz zaman veya şehir içinden doldurduğunuz zaman en az 35 Euro tasarruf yapmış olursunuz. Bu yüzden otobanlardan yakıt almamanızı öneriyoruz. Tabii ki Avusturya'ya girer girmez hemen Vignet almanız gerekiyor. Asfinak online olarak kurumsal siteden satın alabilirsiniz. Asfinak sayfasında efendim bir günlük vignetlerde çıktı biliyorsunuz bu yıl. Çek'te çıktı, Macaristan'da çıktı. Ama bir günlük vignette alırken tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. 0-0 ile 24 saatler arasında geçerli günlük vignet fiyatları 860 sent. 10 günlük vignette ise 11 euro 50 sent. Almadığınız takdirde hemen 120 euro ceza gelir efendim veya yolda kontrol yapılırsa cezai işlem uygulanır. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV. Akaryakıt fiyatlarını söyledik, bilginetimizi söyledik, radarları söyledik efendim. 24 saat farlarınızı açık bırakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi A4 otobanında herhangi problem yok. Sadece Viyana havalarının orada S1'den çıkanlar için orada bir kısa bir yol çalışması var. Orada biraz 15-20 dakika bekleme olabilir. Viyana'dan çıktığımız zaman zaten A4 otobanında sizler de görüyorsunuz Budapest'te tabelalarını takip ediyoruz. Avusturya'nın yollarında herhangi bir problem yok. İstediğiniz petrolde dinlenebilirsiniz. Uyumak isteyenler uyuyabilir. Hat. Hatta Avusturya'da Asfinag parkları var. 7-24 kamera sistemiyle e, kontrol edilmektedir. Eğer dinlenmek isteyenler varsa orada su da var, oturma yerleri de var. Eğer 2-3 saat ben uyuyayım tekrar yoluma devam edeyim, edeyim diyen arkadaşlar da orada güvenli bir şekilde konaklayabilirler. Tabii ki bu yıl Avusturya'da yeni bir kanun çıktı. Avusturya'nın yolları güzel, radarları çok ama bazı arkadaşlar tabii ki surat yapıyorlar. Avusturya otobanlarında 90 kilometre suratı geçtiğiniz zaman veya şehir içinde 80 kilometre yani 130'luk yolda 220'yi geçtiğiniz zaman elinizdeki araca el konuluyor 15 gün sonra satışa çıkarılıyor. Eğer araç size ait değilse ne oluyor efendim size ceza işlem uygulanıyor. Araç yine 14 gün el konuluyor daha sonra araç sahibine teslim ediliyor. Bu yüzden hız kurallarına da Avusturya'da dikkat etmenizi öneriyoruz. Artı diğer bir kural çoğu Avrupa ülkesinde de var zaten. Eğer araba aracın içinde arka koltukta çocuklar varsa sigara içmeniz yasak. Bir polis kontrolüne denk gelirseniz 100 euro cezası var efendim. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş zaten Avusturya A4 çıkış Nik Nikkelsdorf Macaristan giriş Hege Shalom sınır kapısına doğru gidiyoruz. Yine söyleyelim otobanlardan yakıt almayınız bir. İki, Avusturya çıkışından Macaristan vignetini hemen almayınız. Macaristan'a girdiğiniz zaman zaten bir saat süreniz var. Artı Nikkelstorf sınır kapısına yaklaştığınız zaman görüyorsunuz tabela zaten yüze düşüyor. 80-60 hemen petrolün orada da radar arabası çoğunlukla durur. Ceza yemeyin. Hemen bakın Avusturya'dan çıkarken Shell Petrol'de şu an akaryakıt fiyatları 2 euro 10 cent. Şehir içinde 1 euro 60 cent. Yani aradaki fark tam 50 cent. 60 litrelik bir depo doldurduğunuz zaman 30 euro fazladan ödeme yapmış oluyorsunuz. Avusturya'da, Macaristan'da, Almanya'da, Sırbistan'da akaryakıt fiyatları aynı. Sadece Romanya'da, Bulgaristan'da 1.38 civarında, Türkiye'de de 1.18, 1.20 civarında o civarlarda. Yani isterseniz Avusturya'dan alabilirsiniz, Macaristan'dan, Sırbistan'dan akaryakıtlarınızı temin edebilirsiniz. Vignetleriniz ise Avusturya'dan almayın. 22. Viyana'da Çongar Mobile'den hayırlı yolculuklar. Sıra yoluna çıkmadan önce Çongar Mobile'de uğram uğramanızı tavsiye ediyorum. Ee, telefon kayıtlarınızı bir kontrol edelim bir bakalım tariflerinizde Türkiye veya Sırbistan ya da Avrupa ülkesinde ne kadar konuşmanız var ne kadar da dakikanız var ona bir bakalım. Ee, çok ama böyle de süper kampanyalarımız var. Hattınız bite, bitenler veya de bitecek olanlar ya, şubemize geliklerde faturanıza bakalım hattınızı uzadık, yeni tarifelere değiştirelim. Yeni tayfelerde güzel kampanyalar da var. Ee, hem servis poşları da iptal oluyor o zaman yeni tayfi yaptığımızda. Şimdi hem de sıra yolunda mesela Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye olan taifelerde internetler az bir şey var, onları ayarlarız nasıl istiyorsanız. Hem de yeni telefonunuzla beraber Türkiye gidip daha iyi, daha iyi hattınızı kullanabilirsiniz. İzin sezonu en fazla şikayet gelen bu Sırbistan'da internetin yüksek fatura gelmesi, konuşma olsun, internet olsun. Şimdi yeni taifelerde az bir şey internet var ama eski taifede internet hiç yok. Sıra yolu zamanı gerekli faturalar yüksek geliyor. Dakikalarınıza dikkat edin. Ona göre e, yolculuğunuz daha hayırlısı olsun. Macaristan vignetleri Avusturya'dan satın alırsanız e, fiyatı bayağı bir yüksek efendim. Bu yüzden girdikten sonra 60 dakika süreniz var. Önünüze mol petrol gelecek. Mol petrolden temin edebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Macaristan, Hege Shalom Sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Tabii ki e, dönüş yolunda polis kontrolleri yok ama yaz sezonunda belki olabilir. Araçlarınızla zaten Avusturya girişte 10-20 km hızla geliyorsunuz. Polisler şüphelendiği aracı durdurup kontrol ediyorlar. Yani alternatif kapılara da yönelecek bir durum görünmüyor şu an için. Tabii ki yaz aylarında çok yoğunluk olursa Utkan TV Türkiye yolu takipçilerimizi alternatif kapılara yönlendirme yapıyoruz. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamamızı 10 euroya satın alıp bir defa size 7-24 Türkiye'ye gidinceye kadar veya Türkiye'den Avrupa'da yaşadığınız ülkeye gelinceye kadar biz sizlere 7-24 yol asistan hizmeti veriyoruz. Gümrük kapıların bekleme sürelerini alternatif kapılara yönlendiriyoruz. Yolda benzininiz mi bitti? Hemen bize yazıyorsunuz. Biz size link atıyoruz. Otobana 500-600 metre yakında petrollerden yakıtınız alıyorsunuz. Vignetiniz mi yok? Vignetinizi nereden alacaksanız biz sizlere söylüyoruz. Otelde kalacaksanız yardımcı oluyoruz. Araçlarınızda herhangi bir problem olduğu zaman yine aynı şekilde sizlere 7-24 yardımcı oluyoruz. Sizin tek yapmanız gereken ailenizle sohbet ede ede radyonuzda açın efendim. Navigasyona adresi girdiyseniz diğer telefondan da zaten sadece adminler grubunu alıyoruz. Tek tek yolcularımızı grubumuz yok. 70, 80, 200, 300 kişiyi bir gruba doldurmuyoruz. Tek tek tüm yolcularımızla itinayla ilgileniyoruz. Eşinize veya çocuk yetişkin varsa verin kafanıza takılan her şeyi sorabilir aramak isterseniz yazarsınız mikrofonu dışarıya verir çok güzel bir yolculuk yaparsınız alternatif sınır kapılarından hiç otomobillerle yola çıkmayacaklar çıkmayanlar Romanya üzeri gitmek isteyenler gümrük kapılarında beklemekten yorulanlar uygulamamızı indirsinler güzel bir yolculuk yapsınlar. Evet, Macaristan'a girdik. Çoğu Avrupa'da yaşayan Türkler hemen buradan vignet alıyorlar. Buradan vignet satın almayın efendim. Online vignet alabilirsiniz. Günlük vignet, 13 euro, 10 günlük vignet, 16 euro burada 16 euro. Vignette'yi 22, 23, 24, bir günlük vignette'yi 19, 20, 21 neye tuttururlarsa satıyorlar. Bu yüzden online olarak almanızı tavsiye ediyoruz. Gümrük kapılarında saatlerce beklemeye son. Türkiye gidiş veya Avrupa dönüş yolculuğunuzda sizlerin yol asistanı olan uygulamamızda ülke ülke yol videoları, ülke ülke alternatif gümrük kapılarına gidiş ve dönüş yol videoları, gümrük kapılarında bekleme süreleri, bir tıkla gümrük kapılarındaki canlı kameralar, ülke ülke vignetler, ülke ülke petrol istasyonları ve daha fazlası için Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV.